Merhaba Tatvan TV izleyicileri. 24 Ocak Cuma günü saat 20.55 sularında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma sebep oldu. Tatvan Belediyesi öncülüğünde Tatvan halkı şu an Yaşam AVM önünde kıyafet, battaniye, yiyecek ve gıda yardımı yapmaya başladı. Buradan tüm Tatvan halkına sonsuz teşekkürler desteklerinden ötürü. Tatvan halkına Elazığ depremi hakkında düşüncelerini soracağız. İlk etapta ısınma, barınma ve temel su ve gıda ihtiyaçlarını belirledik. Bu konuda gerçekten hemşehrilerimiz duyarlı bir şekilde Türkiye genelinde olduğu gibi Tatvan'da da bir birlik beraberlik içinde herkes elinden geldiği kadar küçük büyük bakmadan bölgeye ne yapabilir diye yardım yapmaya çalışıyor. Tekrardan tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Daha önce de bu depremleri yaşadık bildiğiniz gibi. Allah bizim milletimizden razı olsun. Böyle günlerde kenetleniyorlar. Gerek Tatvan Belediye'miz, gerek Tatvan halkımız bu konudaki duyarlılığını gösterdi. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara da acil şifalar versin. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Var olan deprem 6.8, buradaki hasarlar göz önüne alındığı zaman Allah'a şükürler olsun ki beklenenden daha düşük bir zayiat oldu. Allah-u Teala tekrar böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Ya öncelikle şunu söylüyorum, gerçekten çok acı bir durum şu an bu şartlarda, bu soğuk havalarda o insanların, yani Allah yardımcıları olsun öncelikle onu söyleyeyim. Ve ben kendim de Fırat Üniversitesi'nde okuyorum, yani geçen hafta geldim, daha önce de düşük şiddette yine böyle bir deprem olmuştu. Yani bunlar açıkçası bekleniyordu, böyle bir depremin olacağını söylüyorlardı. Orada önceden bildirilmiş miydi? Yani bekleniyordu. Olmadı ama bir sarsıntı oldu. Yani bizler yurttan dışarı çıkana kadar zaten durdu o. Ama şu an dün akşam olan deprem bayağı etkilendi ve bütün yurtlar boşaltıldı zaten şu an görüştüğümüz arkadaşlarla. Yani onun dışında Allah yardımcılar olsun. Dileriz ki yani böyle bir durumda değil, her zaman böyle birlik beraberlik şeyi olsun. Tabii Tatvan Belediyesi ve diğer bütün vatandaşlara için yani teşekkür ediyorum böyle bir hassasiyet gösterdikleri için. İnşallah kötü zamanlarda değil, güzel günlerde de bir arada oluruz. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten bizim Tatvan halkı bayağı bir duyarlı davrandılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gerçekten elinden gelen her şeyi yaptılar. Şu anda yükleme yapıyoruz. Gıda olsun, giyim olsun, yani gereken her şeyi elinden geldikleri kadar yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Valla öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayata kalanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim bu topluma bir daha böyle bir acı yaşatmasın dileğiyle. Güzel, yani gerçekten böyle zor durumlarda toplumsal dayanışmanın artması gerekiyor. İnsanlarımızın birbirine yardım etmesi gerekiyor. Aynı yardımları biz gerçekten Türkiye'nin dört bir tarafında Van depreminde gördük. Aynısını Elazığ için de yapmamız gerekiyor. Sonuçta aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı dine mensup toplumlarız. Yani dayanışma güzel. Acıları paylaşmak güzel. Böyle olduğu sürece tahmin ediyorsam acılar daha da azalacaktır. Teşekkür ediyoruz böyle bir duyarlılığınız için. İnşallah bu yardımlarınız da dilediğimiz, istediğimiz yere ulaşır. Allah böyle bir acı bir daha bizim toplumumuza yaşatmaz. La deprem bugün onların başına gelmiş. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğine malum. Allah-u Teala yardımcıları olsun. Amin. Biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Tüm desteklerimizi veriyoruz şimdiden. İnşallah. Ben de tabii Elazığ'da okuma vesilesiyle oradaki arkadaşlarıma ulaştım dün geceden itibaren. Allah yardımcıları olsun. Van depremini hep beraber yaşadık, gördük. Biz de bugün elimizden ne gelirse yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda bütün araç gereçlerimizden inşallah birazdan hareket edecek Elazığ. Allah yardımcıları olsun. Biz de onların acılarının ortağıyız aslında. Onları çok iyi anlıyoruz. Evet, evet. Beraberiz. Onlarla beraberiz. Buradan bütün Türkiye olarak Elazığ, Malatya, o civardaki bütün kardeşlerimizin yanındayız bizi. Elazığ ve Malatya depremi bizleri çok üzdü. Halk olarak çok üzüldük. Halkımız maşallahı var. İnan ki bayağı duyarlılar. Sonra ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah onlara sabırlar versin.
Yaralılara da Rabbim sağlık versin. Halkımız gerçekten çok duyarlı. Buna hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Deprem nerede, ne zaman, nerede geldiğini belli olmayan bir şeydir. Ama gerçekten de Allah-u Teala hepimizin yar yardımcı olsun. Böyle bir günde tüm insanların böyle birbirine kenetlenerek, yani A parti, B parti demeden hep kenetlenerek birlikte, el birliğiyle bu şeyi atlatalım. Öncelikle biz de size teşekkür ediyoruz duyarlılığınızdan ötürü. Onun ziyadesinde Rabbim bütün memleketimizi muhafaza etsin inşallah. Özelde Tatvan'ımızı, genelde bütün vatanımızı Rabbim muhafaza etsin. Tabii bu tür afetler büyük afetler. Halkımız duyarlıdır elhamdülillah. İnanın bu olayları görünce, buradaki bu yardım faaliyetlerini görünce duygulandık biz de. Yani insanların eline geçirdiği ne varsa, evindeki getirebileceği ne varsa hepsini getirmesi bize ziyadesiyle duygulandırdı. Yani şu anda bile inanın sizle röportaj yaparken bile duygulu bir vaziyette konuşuyorum. Yani ağlamamak için icabında açıkçası kendimi zor tutuyorum diyebilirim. Onun haricinde inşallah bize karınca kararınca, elimizden geldiğince oradaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza yardımcı olmak için inşallah bize görevli olarak gideceğiz. İlk etapta tabii biz erzak çalışması üzerine gidiyoruz. Eğer ki talep olursa, yardım olursa oradaki AFAD ve itfaiye birimleriyle tabii irtibata geçtikten sonra gerekirse oradaki kurtarma çalışmalarına da iştirak etme durumumuz olabilir.